Arkadaşlar merhaba. Bu kez de sizlerle yoğun talep aldığım bir konu üzerinde çalışma paylaşmak istiyorum. Bu da hızlı dil öğrenmek. Yabancı bir dili hızlı bir şekilde nasıl öğreniriz? Şimdi çoğumuz belki Da Vinci metoduna o bilgiyle biraz tanışmıştır. Tanışmayanlar için de tanışmalarını tavsiye ederim. İnternetten araştırabilirsiniz. Ancak Da Vinci metoduna uygun benim yorumum olan bir metot. Bu metottan size söz etmek istiyorum. Kendim de kullanıyorum bunu. Çok çok başarılı sonuçlar alıyorum. Bu beynimizin sol yarım küresiyle sağ yarım küresini dengeleyip aynı anda birbirini destekleyen bir çalışma olarak sizlere sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle aşağı yukarı sizden sadece her gün 10, mesela diyelim ki İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. 10 tane kelime öğrenin. Her gün 10 kelimeye çıkartın. Türkçe karşılığını tabii ki öğrenmek gerekiyor bilmeniz açısından, ancak öğrenirken Türkçe karşılığını bir kenara bırakacaksınız. Mesela diyelim ki table, masa demek. Bu masadan çevirerek kafamızda bunu yapmayacağız. Bakın table dediğinizde yukarı doğru gözlerinizi sol yukarı doğru baktığınızda, şimdi 10 tane cümle 10 tane kelimeyi alın. Mesela diyelim table, masa demek. Table diyerek sol yukarı bakarak table diyeceğiz kendi kendimize. Beynimizin o mantıksal kısmına bunu yerleştireceğiz. Table. Zihnimizde aşağı yukarı bir tane zihinsel kutu dediğimiz bir kutu açın. Bakın bu kutular sayısız ve sınırsız olacak. Dolayısıyla bir tane şu anda bir numara olarak etiketlediğimiz kutunun içine bu table'ı koyun. Table'ın yanına sağ bir yarım küremize de tam onun karşılığı bir numaralı ayrı bir kutu açın. Bunun içine de table'ın ne anlama geldiğini görsel olarak koyun. Bakın, sağ yukarı doğru bakın, bilinçaltınıza iyice komudu verin ve masayı oraya koyun. Table eşittir masa. Bunu dallandıra dallandıra da gideceğiz. Daha doğrusu şöyle diyeyim ben size, 10 tane kelimeyi sıraladınız, zihin kutunuza koydunuz, 10 kelimenin karşılığı görsel ifadeleri, bakın sol mantıksal, matematiksel, yani onun hatıralarımızdaki halini koyuyoruz oraya. Çünkü biz her dili, bizim her versiyonumuz her dili konuşmakta. Ancak o versiyonları, kuantum, bu çok ağır, derin bir mevzu. Kuantum düzeyde yavaş yavaş o titreşimi alarak farkındalığına geçip onları hızlı bir şekilde öğreniyoruz. Dolayısıyla bu ayrı bir konu, buna ayrı bir video zamanı gelecek. Onun için buna fazla girmeyeceğim. Çünkü girdiğimiz zaman çıkamayacağız, inanın çıkamayız. Dolayısıyla ben size tekrardan küçük bir özetle bunu anlatmak istiyorum. Table dediğimizde sol yukarı bakıyoruz. Onu iyice oraya zihnimizin kutusuna yerleştiriyoruz. Sağ zihin kutumuza da sağ yukarı bakarak masanın görsel olarak ne size ifade ettiğini, bakın oraya koyuyorsunuz. 10 kelime, 10 görsel ifade. Bir de bunları yavaş yavaş, şimdi şöyle, dil öğrenmek için onları yavaş yavaş dallandıracaksınız. Kırmızı masa, o zaman buraya kırmızı renkli bir masa koyuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Red table, table'ın yanına red koyuyorsunuz, kırmızı masa. Renkleri öğrenmek için blue, mavi, oradaki masayı maviye çeviriyorsunuz. Bunu görsel olarak yaptığınızda hiç unutmamak üzere sürekli hatırlayacaksınızdır. Buna emin olun. Ancak bu metodu azimle ve koordineli bir şekilde yapmanız gerekir. Her gün 10 kelime diyorum, bakın. Her gün 10 kelime, fazla değil. 10 kelimeyi bir zihin kutunuza koyun, bir numara yapın. İkinci gün ikinci zihninize 10 kelime, ikinci zihninize 10 tane görsel ifade. Bunları yaptıktan sonra aşağı yukarı belki bir ay sonra aşağı yukarı 300 kelime öğrenmiş olacaksınız. Ondan sonra 300 kelimeye geçtikten sonra yavaş yavaş kelimeleri dallandırın. Yani biraz önce örnek verdiğim gibi kırmızı masa. Ben kırmızı masaya sahibim gibi cümleleri de bu kutulara yavaş yavaş koya koya belki 6 ay içinde o dili harika bir şekilde, hem de Türkçeden çevirmediğimiz için kendi aksanıyla, eğer kendi aksanıyla telaffuzunu alabilirseniz, işitsel olarak kendi aksanıyla konuşmaya başlayacaksınız. Bu arada küçük bir tüyo daha vereyim. İşitsel olarak o telaffuzu iyice almanız için önce telaffuzu sol yana, gözleriniz sol yana doğru bakarken telaffuzu alın. Sonra sağ yukarı, sağ paralel yere, sağ tarafa bakarken de
içinizden telaffuzu tekrarlayın. Bu da sizin dil öğreniminizi çok hızlı bir şekilde geliştirecektir. Harika bir yöntemdir. Detayları var. Daha sonra size videolarda bu detayları da paylaşacağım. Çünkü kafanız henüz karışmasın. Sadece kelimeler üzerinde öğrenelim. Görsel ifade ve kelimeler üzerinde gidelim. Önce bunu yapın. Bir ay kadar 300 kelimeyi öğrenin. Bakın o 300 kelimeyi ne kadar çabuk hatırlayacaksınız. Kelime aklınıza geldiği an görsel olarak ne olduğu aklınıza gelecek. Hepinize mucize dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.